Yine mi çaldın yumurtalarımı? Bak 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 bak. Gel bakayım buraya bacaksız. Gel. Şengül, gene yıktın ortalığı, yıktın ya. Ne bağırıyorsun sabah sabah? Fare gibi giriyor kümese. Yine çaldı yumurtalarımı. Kız tamam bırak, ne yapıyorsa yapsın. Çocuk o eğleniyor işte. Aman aman, yeğenine de hiç laf söylettirme. Hademe maaşını ev döndürüyorum burada. Ben boşuna mı besliyorum o tavukları? Sen organik yumurtanın tanesi kaç para biliyor musun? Belki satacağım yani. Ya bir saçma sapan konuşma Allah'ını seversen. Hadi gir içeri. Gir bana bir çay dök hadi. İşe geç kalıyorum hadi. İyi tamam, koyacağım çayını. Hadi gir içeri. Çaktırayım şuraya çiviyi de. Görün bakalım kim giriyormuş bundan sonra içeri. Ha, insana bahçesinde bile rahat yok ayol. Vay maşallah, sübhanallah. Artistler görse kıskanır seni. Anasının kızı. Ya biraz kabartsa mıydık acaba saçlarımı? Yok yok gülüm, öyle kat mi kat çekme, böyle çok güzel. Tüt tüt tüt. Anne yalnız tükürmesek lütfen. Aşk olsun, nerene geldi, nerene tükürdün? Ay, tamam yok bir şey ya. Ha Asiye dur. Olcan hadi oğlum, hadi geç kalıyorsunuz Asiye. Kadir nerede? Geç kalmasın bak, o zengin okulu orası, beklemezler sonra amcana laf ediyorlar. Gelir şimdi yenge. Anan nerede? Çocuğu hastaneye götüreceğim, işim gücüm var benim ya. Olcan. Hadi yavrum, hadi kuzum, hadi güzelim. Good morning gençler. Hadi gidiyoruz mu? Let's go. Sen böyle büvü gibi İngilizce konuşuyorsun. Neden düşük veriyor sana hoca? Ne bileyim, mağdurum takık bana herhalde. E bütün bildiği bu kadar, o da 10 puan ediyor anne ondan. Sussana kız. Vallahi bak saçını bozarım şimdi ha. Sen onu da ya bilmiyorsun. Tamam hadi geç kaldık hadi. Bu güzel oldu. Dur bakayım bunu nasıl yapıyorduk be sen. Bahçemde kahve keyfisi. Heh. Niye olmuyor bu ya? Yüklemiyor. Ne yapıyorsun kız Şengül? Fırınını getirdim. Ha ha koy koy. Ya Nevin sen anlardın bu işlerden. Bu yüklemiyor ya. Neden acaba ha? Bu kadar derdin içinde bununla mı uğraşıyorsun? Ne derdi ya? Çocuklar sağlıklı, kocam başımda, gelirler sana yine galiba. Eltin öldü, kaynın öldü, 4 tane çocuk yetim kaldı. Uğraştığın şeye bak, hiç mi umursamıyorsun? El alemin derdi seni mi gerdi? Koskoca çocuklar, ne yapacağım, koynuma mı sokacağım? Aa, ben o Kadir'in yaşındayken 2 çocuk anasıydım ya. Tamam, getirdim fırınını, hadi, hadi git. Git, git, sinirlerimi tepeme çıkartma benim. Ay, ne halin varsa gör. Hadi, mümkünse görüşmeyelim. Üş. Bir kahve keyfisi yaptırmadılar insana ya. Deli. Ah kadersiz Şengül, ah anan seni hizmetçi olasın diye mi doğurdu? Nasıl başıma kaldı, nasıl bakacağım ben bunlara? Hay Allah'ım, nasıl bakacağım ben bunlara? Geç yavrum, geç. Geç amcam, geç. Geç yavrum. Elinizdekileri bırakın bulduğunuz yere, sonra hallederiz. Hadi. Geç. Geç amca. Hadi sofraya geçin. Şengül, çay döksene çocuklara. Emredersin. Hadi yavrum. Hadi, 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 hadi. Geçin oturun. Hadi otur, oturun sofraya, oturun. Şengül, Şengül ne oluyor, ne oluyor? Gene yıktın ortalığı. Ha bir de soruyorsun. Git 5 tane ekmek al, yetmez buradakiler. Sen o hademe maaşında bu kadar insana nasıl bakacağını çok merak ediyorum. Bağırma, bağırma. Duyacaklar, ayıp. Ha bana ayıp değil, Şengül'e ayıp değil. Ben nasıl bakacağım bunca çocuğa? Ha senin rahatın kaçmasın diye ben yeğenlerimi sokağa mı atacağım? Bana bak, ben amcasıyım onların. Sahip çıkacağım tabii. Teyzesi var, dayısı var, onlar sahip çıksın. Bir enayi biz miyiz ha? Vallahi bir kaç gün sabrederim, ondan sonra dayılarına gitsinler. Allah benim belamı versin ya. Abi. Eğecektim kızın başıma. Diklenmeyecektim İhsan amcaya. Çıkmayacaktık evimizden. Abi üzülme. Amcamla kalmayız, başka yere gideriz. Nereye? Bu çocuklar niye evsiz kaldı Şengül? Ha? Bizim yüzümüzden. Ne alakası var? Ha?
Biz mi öldürdük anasını babasını? Takdir-i ilahi. Lan abim niye ödeyemedi kirasını? Bana borç verdi de ondan. Senin o kredi kartı borcunu ödeyeceğiz diye imanımız gevredi be. Bana bak, bana bak Şengül. Bu çocuklara boyun büktürmeyeceksin, duydun mu? Bak fena olur ha. Yeni gelin gibi süzüldünüz siz de yani. Hadi bir lokma bir şeyin kaldıracağım masayı. Hadi kuzum, hadi emelim. Hadi gel fıstığım. Hadi, hadi gülüm. Hocam, oğlum indir ver şu döşekleri. Aybike kızım, kaldır örtüyü. Bak bakalım orada çarşaf var mı? Yorgan var mı? Yastık var mı? Dikkat et. Anne ayıp değil mi ya? İnsan onlar tavuk mu kümeste yatsınlar? Aa, kümes kümes deyip durmayın. Mis gibi bahçe kulübesi. Bir elden geçmesi lazım o kadar. Ya olmaz madırım ya. Kuzenlerim tavuklarla yeterken ben burada rahatça uyuyamam ki. Kuzenlerin götürsün seni. Git onlarla kal o zaman. Siz neyin peşindesiniz ya? Ha? Boşayım mı bunca yıllık kocamı? Onu mu istiyorsunuz? Ya hayır saçmalama. O zaman tercihinizi yapacaksınız. Ya onlar ya ananız. Çünkü bu ev hepimize dar geliyor. Ev ev üstüne olmaz evladım. Ben ailemizin birliğini düşünüyorum. Olacağım boş boş durma. Hadi git mutfaktan tüp al. Aybike git çocukların bavulları orada mı değil mi bir bak bakayım. Hadi kızım hadi hadi hadi. Orhan boş boş durma. Gel yardım et. Al şunları. Al. Gel. Abi şuna da bir el atsana ya. Bırak babana taşıttırma gencecik adamsın. Ha, düşürme. Temiz temiz bırakalım orayı. Merak etme ablacığım. Her şey düzelecek. Kaç, 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 kaç. Edip, Edibe. Kaç, 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 kaç. Aa, biraz da siz yani fedakarlık edeceğiniz artık. Kaç, 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 kaç. Manasız manasız konuşma Şengül. Ne demişim de manasız konuşmuşum Orhan? Ha? Yani içimize kasvet düştü ya. Biraz neşelenelim, hafifleyelim diye yapıyorum bütün bunları. Üstelik benim fikrim miydi? Ne sen bana afra tafra yapıyorsun? Kadir oğlum ben mi dedim size burada kalın diye? Yok yok yenge, sen bir şey demedin. Biz kendimizi istedik. Amca tartışmayın siz de artık. Ha, sırf şu bebelerin hatırına susuyorum Orhan. Yoksa bana ettiğin o ağır lafları unutmuş değilim yani. Siz hiç üzülmeyin yavrum. Şengül yengeniz size böyle 10 numara bir yuva yapacak. Hadi siz bir çıkın dışarı. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi oğlum. Hadi abiciğim. Ha. Hadi oğlum, hadi. Hadi çıkın, 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 çıkın. Aybike, al şu muşambayı kızım. Yere seri ver. Oğulcan, boş boş dolanma. Boş boş dolanma oğlum, gel, gel. Ay eşek ölüsü gibi ağır bu vallahi benim tutuldu. Hadi tut şunun ucundan. Bırak sen. Biraz çalışın, boş boş durmayın. Abla. Ben üşüdüm. Ya Kadir, ya bari Emel bizim evde yatsın. Yazık öksürüyor. Günah ya. Ben ablamla yatacağım. Sağ ol amca. Rahatsızlık vermeyelim, biz iyiyiz böyle. Amcam ben bir yolunu bulacağım, çözeceğim bu işi, tamam mı? Çok yoruldum. Belim ağrılar girdi ama değdi. Şahane bir yuva yaptım sizlere. Orhan, hadi durma öyle, gel. Hadi gelin, 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 gelin. Çok güzel bir yer oldu, gelin. Heh, çocuklar gelin hadi. Hay anam ağladı. Hay anam. Gelin, 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 gelin.
Sürpriz! Vallahi kendi ellerimle size yuva yaptım çocuklar. Eviniz oldu. Kira derdi yok, fatura yok. Aha, oraya da bak tüp koydum. Yemeğinizi de yaparsınız. Azıcık aşım, kaygısız başım demişler değil mi? Olcan ne diyorsun? As oğlum onu da. As. Ne? As oğlum onu buraya. As. Homeyi, homeyi. As. As bakayım. Bak şimdi onu da asınca pek güzel olacak. Heh. Vallahi şahane oldu. Heh. Home. Sweet. Home. Neydi o? Ne demekti o? Evim güzel evim. Ya insanın kendi ev gibisi var mı? Yok tabii. Eh peki madem. Hadi bakalım güzel güzel yatın. Yarın sabah ben size tabak çanakta getiririm. Yemeğinizi de yaparsınız artık. Değil mi? Kuzen bir şey lazım olursa evden benim camı tıklatın tamam mı? Sağ ol. Bak Asiye. O örtüyü de anan örmüştü. Böyle kaldırıp bir yere atmayın olur mu? Kendileri göçüp gitti ama hatıraları kaldı. Haydi bakalım o zaman. Hadi neyse. Hadi çocuklar onlar da yorgundur uyusunlar. Haydi iyi uykular güzel güzel dinlenin olur mu kuzular? Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Gel Olcan. Hadi oğlum. Gel kızım. Olcan kapat şu kapıyı. Hadi geç yürü kızım. Emel gel ablacığım iç hadi. Yenge daha ne kadar gideceğiz? Emel çok üşüdü. Sıkın biraz dişinizi. Ay Asiye dırdır edip durma başımda. Bilemedim işte erken inmişiz minibüsten. Ay bu zenginler de dağın tepesine kuruyorlar evlerini. Her yer kupkuru burası kar içinde. Altlarında arabaları var ya. Paranın gözü kör olsun. Zenginler mi? Kime geldik ki biz yenge? Ha aha aha da burası. Rahmetli anam bir kere getirdiydi beni buraya buldum. Akif Bey değil mi o? Az daha kaçırıyorduk. Akif Bey! Akif Bey! Akif Bey! Sizi böyle bir saniye dışarı alsak olur mu? Ezilecektin. Ne yapıyorsun? Kimsin sen? Af buyurun böyle damdan düşer gibi atladım önünüze ama. Kimsin? Ne istiyorsun? Asiye, Emel gelin 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 çocuklar gelin. Bu garibanlar rahmetli Hatice ile Veli'nin evlatları. Bunların bir abileri var, bir de kardeşleri biliyorsunuz. Ben de yengeleri oluyorum. Kocam da sizin okulunuzda Hademe. Ben Şengül. Tamam, memnun oldum. Söyle, acelem var. Ne istiyorsun? Af buyurun, oyalıyorum ben sizi değil mi? Şimdi bu çocukların anasıyla babası aynı anda göçüp gidince... ...beş kuruş parasız ortada kaldılar. Bizde de var iki çocuk. Affınıza sığınıyorum. Aç karnımızı zor doyuruyoruz. Sefil perişan olduk. Siz diyorum bir yardım elini uzatıverseniz bu garibanlara. Bak yeminle diyorum iki gözüm önüme aksın. Aç gözlülüğümden gelmedim kapına. Sefil perişan olduk. Bir tencere çorba kaynatıyorum. Ekmeği doğrayıp hep birlikte yiyoruz. Yenge hadi gidelim mi artık? Tamam kızım utanma sen. Böyle de gururludur bunlar işte. Bu gariban da köhür köhür öksürüyor. Doktora da götüremedik. Parasızlıktan. Veli de sigortasız çalışıyormuş. Hani dedim ki Akif Bey belki sen de vicdanını biraz olsun rahatlatmak istersin yani diye düşündüm. Yalnız bir dakika. Sigortayı Veli istemedi. Biz söyledik bu işin kazası var dedik. Ölümü var dedik. Yok illa parasını isterim diye tutturdu. Öyledir tabii Akif Bey'im. Bizler cahil insanlarız. Para tatlı gelmiştir. Emel hadi ablacığım gidiyoruz. Kızım bir dur bir dur zorlanma. Bak Akif Bey halden anlayan bir insan. Al şunu. Burada 3-4 bin var. İşinizi görür. Hadi eyvallah. Allah razı olsun Akif Bey. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa tamam, versin Akif tamam. Bey. Ben Veli Bey'in evini arıyordum. Aslında kendisi vefat etmiş ama çocuklarını görmek istemiştim ben. Kadir'leri arıyorsunuz siz. Aha bak şu ev amcasının evi. Yalnız eve girdiğinde bir sor bakalım çocuklara ne yaptınız diye. O Şengül yüzü kızarmadan cevap verebilecek mi bakalım sana?
Sen bekle, geliyorum. Aa, Suzan Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Merhaba Şengül Hanım. Yok, çok kalmayacağım. Çocukları görmeye gelmiştim de ben. Ha, çocuklar ya. Çocuklar yok. Ne zaman gelirler bilmiyorum. Ben yardımcı olayım size. Çocuklar pek iyi değilmiş galiba. Nedir sıkıntıları? Ne duydunuz ki? Yani başları sıkışıksa yardımcı olmak isterim. Sıkışık olmaz mı Suzan Hanımcığım? Perişan haldeler. Ev sahibi de evden attı pis herif. Vallahi hep biz koruyup kolluyoruz çocukları. Peki nerede kalıyorlar? Sokakta kalacak halleri yok ya. Biz sahip çıktık. Bizde kalıyorlar. Evde yani. İyiler yani. İyiler iyiler. Mis gibi bakıyorum. Vallahi çocuklarımdan ayırt etmiyorum Suzan Hanımcığım. Anlıyorum. Şengül Hanım, sizden bunu çocuklara iletmenizi rica etsem. Pek bir şey değil ama belki bir ihtiyaçlarını görürler. Tabii ki iletirim Suzan Hanımcığım. Aslında Nebahat Hanım'ın bunu düşünmesi lazımdı ama akıl edemedi herhalde. Siz gerçek bir meleksiniz. Ama olmaz, siz böyle ayakta kalınız. Buyurun gelin, bir şey ikram edeyim ben size. Yok, ha? Ben gideyim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kahveye de beklerim. Güle güle canım. Tomarla para var burada. Çok bir şey değil dediğim bu muydu kız deli? Zenginliğin gözü kör olsun. Saklayayım ben bunu ya. Saklayayım dur. Sevgili Günlük, kuzenlerime kümesten koleji tünel açan kadere isyanım var. Neden ben değil de onlar gidiyor koleje? Neden? Neden? Ful, git başından be! Git! Kızım ben de meraklısı değilim senin o bet suratını görmeye. Dolaptan eşyalarımı alacağım. Aa, ne oluyor? Ha, siz niye formalarınızı daha giymediniz? Okula geç kalacağınız. Kızın kafayı sıyırdı çünkü Mahadır. Kovuyor beni, dolaptan eşyalarımı alamadım ki. Aybike, kuzum bak bakayım bana. Ha? Yüzün gözün ne hale gelmiş, kıyamam. Ha? Ellerin çamaşırı suyu kokuyor. Ha, tuvalet yıkadım ya ondandır. İşte ben de senin gibi olacağım. Ellerim ya soğan kokacak ya çamaşır suyu. Gideceğim babam gibi de çulsuzun tekini bulacağım. Ömrüm boyunca hep fakir kalacağım. Kurtulamayacağım bu hayatta işte. Kızım sen ne biçim konuşuyorsun annemle? Oğlum sen karışma. Ezikliyor seni anne ya. Sırf özel okula gidemedi diye yapıyor bunu. Kızım paramız mı var bizim? Kafayı mı sıyırdın sen? Oğlum bir dur. Kızım, güzel yavrum. Bak ben sana hiç darılmıyorum, kırılmıyorum. Haklısın. Ben de size daha güzel bir hayat vermek isterim ama nasıl göndereyim koleje? Aybikem, çok çalış. Kazan üniversiteyi, kurtar kendini yavrum. Anne öyle olmaz işte. Ya bu kenar mahalle okulunda bir hat olamam ben. Doğru düzgün koca bile bulamam. Hem davul bile dengi dengine demez misin sen hep? Bu mahallede benim dengim bakkalın, onun senin bu kadar. Kızım sen koca bulmak için mi gitmek istiyorsun koleje? Hayır, düzgün arkadaşlarım olsun, ortamım olsun istiyorum kas kafalı. Kolejdekiler gibi olmak istiyorum, varoş kızı kalmak istemiyorum. Bak şimdi Asiye ile Ömer'e nasıl havalanacaklar.
havalanmaz onlar, merak etme sen. Sana öyle geliyor, tanımazlar bile bizi ya. İkimizden de bir hat olmayacak, sen niye bunu anlamıyorsun? Ben anneme bakıp kaderimi görüyorum. Sen de babama bak, sonunu anlarsın. Al oğlum. Bu ne anne? 30.000 lira var orada. Anne bu para senin mi? Daha önemli bir soru var tabii. Madrim sen bu parayı nereden buldun? Şengül Hanım, sizden bunu çocuklara iletmenizi rica etsem. Pek bir şey değil ama belki bir ihtiyaçlarını görürler. Tabii ki iletirim Sızan Hanımcığım. Aslında Nebahat Hanım'ın bunu düşünmesi lazımdı ama akıl edemedi herhalde. Siz gerçek bir meleksiniz. Yıllardır biriktiriyorum ben bu parayı. Babanız mutfak harçlığı diye veriyordu. Ben de bir kenara koydum, belki bir ev alırız diye. Yemin nesil olacak kadınsın ha. İyi bir şey mi o? Ya çok iyi bir şey ya, canım acım. Dur kız, dur. Dur. Boğacağım beni, dur kızım, dur. Oh kuzum benim. Pilli çıkıya bak sen ya. Canım benim, gel. Oh kurban oldu, kurban oldum. Ha çocuklar ne diyeceğim, bak eğer o yetmezse bak bunları da satarız. Teyzenden de borç alırım. Ha buraya kadar iyi gittin de madem teyzem günahını vermez, pintinin teki. Söke söke alırım. Ben onun oğlunun sünnet düğününde 2 tam altın taktım. Alırım o parayı ben. Yani şimdi bu paraları yatırınca koleje kayıt yaptırabilecek miyiz? Yani. İnanmıyorum ya, biz de koleje gideceğiz. Ya canım anne. Oh dur kuzum. Dur dur dur. Bebeler durun ya. Ay. Ömer, senin niye sesin solun çıkmıyor oğlum? Bir problem falan mı var okulda? O Melisa'nın abisi falan mı karışıyor sana? Yok abi, yani birkaç sürtüşme oldu sınıfa girince de önemli bir şey değil. Good morning gençler. Hadi gidiyoruz mu? Let's go. Yalnız var ya şimdi kızlar gözyaşlı beni bekliyordur ha. Yok, biz mezarlığa gideceğiz. Tamam kuzum, o zaman biz de gelelim. Dönüşte de Emel'i bana bırakırsınız. Ha, dur diyorsun ya. Hadi bir tanem hazırlanalım. Gelmeyeceğim ben. Ne demek gelmeyeceğim? Annemizin babamızın yanına gideceğiz abicim. Ben annemle babamla konuştum. Mezarlıkta değiller ona. Geri dönecekler. Tövbe bismillah. Emel. Ablacığım oradalar. Çiçek dikeceğiz mezarlarına hadi. Gelmeyeceğim. Emel hadi abicim. Üzerine gitmeyin, ellemeyin biraz. Ateşlendiğinde rüya görmüştü ya. Onları gerçek sanıyor herhalde. Garibim kendini böyle avutuyor demek. Biraz zaman verin.
Üzerine gitmeyin çocuğun, olur mu? Baksana Ömer bile hala babasının hırkasını giyiyor üzerine. O küçücük çocuk kendini nasıl avutsun? Doğru diyorsun yenge. Üstüne gitmeyelim o zaman. Anne. Anne yeter bir dur ya. Zaten perişanım, bir de senin delirmenle mi uğraşacağım? Hani atamazlardı, para vermiştim. Bak çöp gibi kapının önüne koydular bizi. Vallahi bu kadarını ben bile beklemiyordum ha. Kendi pisliklerini temizlemek için yıktılar geçtiler bizi. Vicdansızlar. Kızım sen de şu dilini biraz tutaydın ya. Anne keşke her şeyi geri sarabilsem, yeminle çok pişmanım. Vallahi gıkımı bile çıkartmazdım. Tamam tamam, hadi sil şu gözyaşlarını. Madem öyle biz de her şeyi geriye sararsın. Nasıl? Vallahi sen gideceksin. Ben yalan söyledim diyeceğim bu Akifelere, özür dileyeceksin. Affederler mi o zaman? Okula geri alırlar mı bize? Yalvarıp yakaracaksın. Böyle kendini ezikleyip onları da yağlayıp bağladın mı belki olur. Gel kız, yürü. Ay Bikem, güzel kızım bak. Ağlayacaksın, sızlayacaksın, kendini bir güzel acındıracaksın, tamam mı? Göreyim seni. Bak, çok güzel oyna, inansınlar. Olur mu? Buyurun. Merhaba. Biz Akif Bey ve Nebahat Hanım'la görüşecektik. Evde yoklar. Kim geldi diyeyim? Ha. Ben Şengül. Hocam da Akif Bey'in yanında çalışıyor. Çok mühim bir mevzu vardı kendileriyle görüşmek istediğimiz. Nereye gittiler acaba? Hanımefendi pardon. Rezervasyonunuz var mıydı? Kardeş biz işe yeni başladık da buradaki tuvaletleri temizleyin dediler. Nereden gireceğimizi bilemedik. Tamam abla, merdivenlerin sağındaki girişten girebilirsiniz. Ama fazla ortalıkta gezinmeyin. Sağ ol kardeş, sana da kolay gelsin. Sağ ol. Anne Allah aşkına geri dönerim. Biri gelip bir şey diyecek şimdi. Dur kızım korkma, hemen vazgeçeyim. Ben hayal mi görüyorum? Ne işleri var bunların burada? Rezillik çıkaracaklar yine. Hayırlı günler, afiyet olsun. Gel. İnanamıyorum. Arkadaşım, siz bela mısınız? Hı? Her gittiğimiz yerde böyle karşımıza çıkıyorsunuz. Bak şimdi hemen çocuğunu al, git buradan. Yoksa vallahi kulağınızdan tuttuğum gibi attırırım dışarı. Hadi. Akif Bey sinirlenmeyin, birazcık dinleyin ne olur. Bana benim kız cahil. İstemeden çok kötü şeylere sebebiyet vermiş. İki gözü hiç durmadı garibimin. Onlar büyüktür dedim, affeder dedim, ondan getirdim. Konuşsana kızım. Akif Bey, Suzan Hanım. Lütfen beni okulumdan atmayın. İkiniz öpüşürken falan görmedim ben. Yalan söyledim. Biz biliyoruz zaten senin yalan söylediğini. Ama artık daha fazla detaya girmesen mi? Hadi. Hadi. Bir müsaade etseniz hani yavrum, kızcağız bir anlatsın derdini ne olur. Hadi canım hadi. Dışarı çıkın, ben geliyorum. Vallahi biz sizlere rahatsızlık vermek istemedik. Özür mahiyetinde geldiydik yani. Nebahat Hanımcığım. Hadi, hadi, hadi dışarı. Tamam Nebahat Hanım. Gel kızım çıkalım. Ben onlara ağızlarının payını verip geliyorum. Ama yumuşamadılar işte, olmadı. Okula geri almayacaklar beni. Dur kızım dur. Şunu an şey yapma, koy verme. Hiç yemin, bundan beri yok, yok. Bir tane. Hatırım için. Hatırım için. Afiyet olsun. Nebahat Hanımcığım sinirlenmeyin. Hakikaten niyetim iyiydi. Kes artık, sus bakayım. Sen kimsin de fütursuzca bizim masamıza kadar gelebiliyorsun? Hadsiz. Ne hadsizlik ettim ki, kıza özür dilettim. Sen bunu anlayamazsın zaten. Ne görgü biliyorsun, ne adap. Kızının da bu kadar terbiyesiz olması çok normal. Armut dibine düşer. Anasından ne görüyorsa onu yapıyor çocuk.
Hadi bakayım. Hadi, hadi defolun şimdi. Bir daha da gözüm görmesin sizin. Hadi. Yani hadi gidelim ne olur. Allah aşkına gel ya. Sen burada dur Aybüke. Sen bana baksana Nebahat Hanım. Esas ben susuyorum diye sen haddini aştın. Sen ne biçim konuşuyorsun? Bu nasıl bir konuşma şekli? Seviyesiz, terbiyesiz. Sen bizi böcek gibi ezerken iyi, ben konuşunca terbiyesiz adaletini sevdiğim dünya. Ben yoksul olabilirim. Senin nezdinde görgüsüz de olabilirim. Ama yastığa başımı koyduğum zaman mışıl mışıl uyuyorum. Neden biliyor musun? Boynumda kimsenin günahı yoktu ondan. Veli var ya cenazesine geldiğin. O gariban inşaatta kazadan ölmedi. Kocan itti onu. Senin çocuklarının babası. Buz gibi katil Nebahat Hanım. Sen ne diyorsun? Hasta kafandan ne uyduruyorsun? Benim yerim yurdum belli. Atlarsın gelirsin yalan konuşmadığımı görürsün. Pilava bak dediydim altı yanıyor. Ya dibi tuttuysa bunun şimdi. Ah Ofran ah. Oo bak neredeyse bunun dibi tutacakmış ha iki zamanında gelmiş. Hayırdır Orhan Efendi ne oldu? Anam bizim okumamızı çok istedi biliyor musun Şengül? Hem benim hem Veli abimin. Ama çalışmak zorunda kaldığımız için okuyamadık. Hayırdır inşallah. Bu hayırsız babam çekti gitti. Elindeki üç kuruş parayı da sağda solda çarçur etti. Anamla kaldık öyle el elde baş başta. Hayır belki okuyaydım. Bir doktor bir mühendis falan olaydım. Çocuklarım benimle iftihar ederdi belki. Niye öyle dedin ki şimdi? Hayır yani. Bunlar koleje gidiyor ya artık. Orada adam olduğum için benden utanırlarsa. Orhan'ım ah kurban oldum. Ah. Bulmuşlar senin gibi merhametli, cefakar efendi babayı. Utanacaklar ha? Hele öyle bir terbiyesizlikler yapsınlar. Ben onların çarkına... Ama yine ağzını bozdun Şengül. Ne yapayım? Çok sinirlendim Orhan. Hadi kurban oldum. Hadi. Hadi bak pilavını. Ay canım. Dur Hamza öyle dokunma. Öyle dokunma. Ay Orhan. Al şunu. Bir tane daha bez ver. Vereceğim dur. Al bununla tut. Millet sunum görsün be. Yine döktürdün Şengül. Ah, şöyle alayım. Ha. Dın dın dın. Ben bunu yaktıydım ya. Niye ısınmadı bu? Allah Allah. Aa. Ha, yine mi sigorta attı ya? Of. Aa, ne kocalıyorsun sen orada? Kapıyı çaldım ama bakmadınız. Elektrik saatinizi mühürlüyorum. Niye ki? Ödenmemiş iki tane elektrik faturanız var. Borcunuzu ödersiniz, gelir mührü açarız. Biz karanlıkta mı kalacağız şimdi yani? Borcu ödeyene kadar evet. Kardeş ne olur yapma. Bak ne diyeceğim. Fırında yemeğim var. Akşama çocuklar ödev yapacak. Kurban olayım ne olursun Allah'ını seversen. Bak Allah'ın adını verdim kardeş. Hanımefendi bana verilen emir bu. Elimden bir şey gelmez ki. Siz borcunuzu ödeyin. Biz gelir tekrar mühürü açarız. Hadi iyi günler. Kardeş ne olursun bak ne diyorsun peygamber demiyorsun. Kurban olayım ne olursun. Kardeş dedim ya. Allah'ın adını verdim. Hiç mi insafın yok ya? Yenge kim bu adam? Car car yakıyorsunuz elektriği kümesine. Eşek yüküyle fatura gelmiş. Amcan da ödeyemedi herhalde. Bu da elektriği kesti. Tamam.
Tamam yenge, ben maaşımı alınca öderim. Ha, ödersin. Kuzum sen de çizgi film izleyecektin değil mi? Ne yapacağım ben şimdi sana? Ha? Allah'tan portakalı kek yaptıydım da ondan vereyim. Hadi gel. Gel kuzum benim. Gel bir tane. Gel canım hiç. Gel. Of ki of. Of. Siz buyurun geçin, ben Nebahat Hanım'a haber veriyorum. Tamam canım. Sen... Hoş bulduk Nebahat Hanımcığım. Sen nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Evin güzelmiş, beğendim. Aynı dizilerdeki gibi vallahi. Niye geldin? Ne istiyorsun? Aa. Bir çay ikram et, kahve içer misin de. Misafirlere dan diye sorulur mu Nebahat Hanım? Ne ver, ne istiyorsun? Hiç yakıştıramadım vallahi. Ha, anladım ben seni. Ne söyleyeceksen bir an önce söyle git diyorsun. Peki, işe ihtiyacım var. Biliyorsun bende iki çocuk. Hatice'nin çocukları da bana kaldı. Vallahi o yetimlerin yükü üzerimde olmasa hiç çalışmam Nebahat Hanımcığım. Mecbur. Sağ olsun Akif Bey ocağımıza ateş düşürdüğünden beri. Şşt. Sessiz ol, ne yapıyorsun? Duymaz o, duymaz. Tembel bir şeye benziyor. Çoktan gitmiştir, havuza ayaklarını uzatıyordur bile. Tamam, anladım ben. Ne kadar istiyorsun söyle bakayım. Halledebileceğim bir şeyse. Ay, hiç yakıştıramadım Nebahat Hanım. Nasıl söz öyle? Yani ne sen bunu söylemiş ol ne ben bunu duymuş olayım. Ben senden para mı istiyorum? Tamam, affedersin. O zaman ben bir çevreme sorayım. Arkadaşlarıma haber edeyim. Bir kadına ihtiyacı olan varsa sana haber vereceğim hemen, tamam mı? Aşk olsun Nebahat Hanım. Ne işin var benim el alemin evinde? Ben sana geleceğim temizliğe. Ben öyle başkalarının evinde temizlik falan yapamam. Hayır, benim kadına ihtiyacım yok. Var var, sen farkında değilsin. Ha. Bak. Buraya bir Şengülen'in değmesi lazım. Her şey bir anda değişiverecek. Sen de rahat edeceksin. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Yarın görüşürüz o zaman. Aa, bu arada ben günlük 350 diye şey ettim. Hani sonra sen söylemedin, ben duymadım. Aramızda bir tatsızlık olmasın değil mi Nebahat Hanımcığım? Yarın görüşürüz o zaman. Bye. Emel'im bak kuzum, şimdi bunu böyle tutacaksın, tamam mı? Hiç sallama ama. Beni videoya çekeceksin. Tamam mı gülüm? Tamam yenge, şuraya mı? Hah, aferin akıllı kızım benim. Dur, başlayacağım. Bekle, kapıdan çıkayım gelince, tamam mı? Aa, Hilmiye kız. Kız Şengül, ne yapıyorsun? Seni Allah gönderdi. Gel, 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 gel. Yok, ben salça almaya geldim. Kız komik misin sen ya? Geç, 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 otur. Bak şimdi Hilmiye, ben video çekeceğim. Onu internete koyacağım. Beğenirlerse reklam veriyorlarmış. O zaman para kazanıyormuşsun. Senin çamaşır makinesinin parası da çıkar kız. He. Ne yapacağım peki? Hiçbir şey. Böyle oturacaksın. Tamam bekle. Şimdi sıra sende. Kalk, 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 kalk. Yok, ben öyle oyunlar falan bilmem. Para kazanacağım. Yok, yok, ben eve gidiyorum. Nezaketin dininde şakır şukur oynuyordun. Hadi, kalk bundan.
Anneme ceza olsun diye bu ayaklarla gireceğim içeri. Ha, gir gir de ayaklarını kırıp cebine koysun. Ya kızım tamam uzatma ya. Olan oldu artık. Ne uzatma ya? Feci olay çıkartacağım. Bir de sosyete pazarından aldım diye bizi kekliyor. Şengül ne yapıyorsun Şengül? Aybike, sen şimdi bu kadar mı kızacaksın? Sırf okulda seni rezil etti diye bu akıllı, uslu, normal kadına hiç kızılır mı ya? Gerçekten bak şu an biraz sinirim hafifledi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence hiç belli etmeden... Baba, odalara kaçalım, annem sıyırmış. Şş, Şengül! Ya Şengül! Ay! Orhan ne yapıyorsun ya? Bir sabredemedin yani sahnemi bitireyim, alkışımı alayım. Ne diyorsun sen kadın ya? Allah Allah. Ne sahnesi? Kendini böyle deli gibi yapmışsın. Haline bak. Ne yapıyorsun sen ya? Video çekiyorum. O kadar da diyorum size salona geçin, içeri geçin diye. Mahvettiniz kostümü. Neyi ne? Kostümü. Ya böyle video çekiyorsun, kadının sesini üzerine döşüyorsun, sonra kostluyorsun ya. Madem o poster ya. Post olmasın o? Post, kost, dost. Hepsi aynı şey. Değil mi? Tabii canım. Kesin öyledir. Açalım. Anne bu giydiklerin de aynı sosyete pazarından mı? He canım beğendin mi? Anne bak zaten acayip sinirliyim sana. Rezil oldum bugün okulda senin yüzünden. Daha da yalan söyleme bana. Ne yalanı söylemişim? Bana giydirdiklerin Melisa'nın eskileriymiş. Ben bunu nerede öğrendim biliyor musun? Gerizekalı Berk herkesin içinde dalga geçince. Bak böyle geldim senin yüzünden eve kadar. Ayakkabılarla ne oldu? Yediremedim kafasına attım. Ne yaptın? Kafasına attım. Kızım sen deli misin? Pardon? Ya de geç Şengül Allah'ın aşkına ya. Kıza deli diyene bak. Sen kendini görmüyorsun herhalde. Daha da konuşmayacağım seninle haberin olsun. İyilikten maraz doğar. Ya Şengül Allah'ın aşkına git şu üstünü değiştir bak. Karşımda böyle deli deli durma. Hadi git. Niye? Nebahat Hanım evde böyle gezince hiçbir şey olmuyor. Şengül gezince sıkıntı oluyor. Allah'ım ne olursun sen bana sabır, bu kadına da akıl fikir ver ya Rabbim. Ne olursun. Allah Allah. Ömer. Suzan manyasının oğlu. Koskoca holdingin sahibinin oğlu Ömer. Bunlar niye susuyor ki? Niye saklıyorlar bunu? Parayla değil onun problemi. Ailesel bir mevzu var. Bunun kardeşi mi varmış, bulamıyorlar mıymış? Öyle bir mevzu var ya. Kaçırılmış mı çocuk? Bilmiyorum. Bulmuşlar mı? Yok. Ha? Kuzen ama ben sana hiç güvenemeyecek miyim? Ha? Oğlum kız bana gizli dünyasını attı. Sen her şeyi böyle şaptanak söyleyiverdin. Ya yengemin ağzı sıkıdır, bir şey söylemez. Değil mi yenge? Anası arıyor muymuş çocuğu? Sen niye ilgilendin bu konuyla bu kadar Orhan? Ne alakası var ya? Yok bir şey. Çok korkunç, çok. Yani çocuk şu sefaletin içinde yaşıyor. Bunlar amca yeğen niye saklıyorlar, niye susuyorlar ki? Kim neye susuyor Şengül? Ay Hilmiye ne böyle korku filmi yaratığı gibi birden karşıma çıkıyorsun kedinle beraber? Yok seslendim de sen duymadın. Ne konuşuyorsun öyle sessizce mır mır mır? Allah Allah bir de sana hesap mı vereceğim ya ne konuştuğuma dair? Televizyonda bir şey izlediydim onu düşünüyordum. O ne? Kek yaptım. Şey hani sen geçen beni tersledin ya. Şimdi yiyelim de bari ağzımız tatlanır dedim böyle tatlı tatlı. He neli o?
portakallı. Sen seversin. Geçen sabahın altın gününde tam 3 dilim yediydin. Kız sen benim yediğim lokmaları mı sayıyorsun ha? İyi neyse madem yapmışsın bari yeriz. Git içeri bir çay koy. Kuru kuru yenmez o. Ben de geliyorum. Ver ver. Kenge bakacağım. E bu yeterince kabarmamış ki Hilmi'ye. Senin geleceksin. Geç. Gel. Bak Hilmi'ye. Bu A kişisi. Bu B kişisi. Bu C kişisi. Niye adlarını demiyoruz Şengül? Demiyoruz adlarını. Şimdi onu karıştırma Allah aşkına. Konsantre ol. Şuraya odaklan. Tamam. Odaklanıyorum. Heh. A kişisi zengin. B kişisi fakir ve sefil. C kişisi akıllı ve kurnaz. Ne? Oh. A kişisi B kişisinin anası olduğunu bilmiyor. C kişisi A kişisinin B kişisinin anası olduğunu biliyor. Buna istinaden C kişisi ne yapmalı? Nasıl ana bu ya? İnsan doğurduğunu bilmez mi? Bu böyle bir ana Hilmi'ye karıştırma. Bu böyle bir ana. Şimdi boş ver sen onu. Bak burada esas mevzu B kişisine yakınlaşmak. Çünkü B kişisi ileride zengin olacak. Ney? Hilmi'ye. Fakir çocuk anasının zengin olduğunu bilmiyor. Bunu bile ne yapsın? DNA testi yaptırsın. DNA testi mi? He. Müge Anlı'da herkes öyle yaptırıyor. Belgeyle gidiyor herkes anasına. Kanıt diyorsun yani. He. Kaç para bu? Onu bilmiyorum da böyle saçtan kıldan bir şeyden yapıyorlar onu biliyorum. Pahalıysa da pahalı. Ben yarın Nebat'tan alırım o parayı. İyi iyi. Hadi gülüm senin işin bitti. Nasıl bitti ya? Çay içiyoruz. Hadi sağ olasın. Hadi canım hadi. Mutfakta işim gücüm var. Çok işim var. Hadi. İyi. Kal sallayacakla Şengül. Hadi güzelim. Sağ olasın. Haydi gülüm haydi. DNA. Kanıt. Yenge? Şaka. Anneme bak be. Fıstık gibi olmuş. Yalnız o pazar arabası çok komik duruyor. Kızlarım ne yapıyorsunuz bakayım? Asıl sen ne yapıyorsun anne burada? Ne kadar şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Nebahat Hanım'ın verdiklerini giydim. Şimdi dedim orası sosyetik bir ortamdır. Yavrularımı utandırmayayım dedim. Size yemek yaptım. Ömer'im sever diye ona da mercimek köftesi yaptım. Allah Olcan da evde tutturdu anne ben yiyeceğim diye. Yok dedim. Ömer'ime yaptım ben bunları dedim. Ömer'im derken? Asiye'm de sever diye ona da kıymalı börek yaptım. Tamam. Yeriz. Kalkın kızım. Aç bakayım. Bak içinde beyaz olan da börek var. Öbüründe de mercimek köftesi var. Hadi bakalım. Güzel güzel yiyin çocuklar. Size yaptım. Of of of. Çok güzel gözüküyor. Hı. Ya. Yiyin yiyin. Güzel güzel yiyin yavrularım. Ben hepinizin anasıyım. Tüt tüt. Maşallah maşallah. Şu yakışıklılığa bak. Aynı Tarık Akan. Rahmetlinin gençliği. Yenge abartma sen. Aa ne demişler Ömer'im? Kaş göz gerisi söz. Maşallah maşallah subhanallah. Kurban olurum ben sana. Afiyet olsun. Güveç tandır yaptım. Madırım bu nasıl bir şey ya? Böyle aslı adam ayağı dikti resmen. Evet çok güzel kokuyor yenge. Yengen kurban olsun sana boncuğum benim. Yenge eline sağlık ya. Kesene bereket amca. Oğlum benim keseme değil ki. Yengenizin kesesine bereket. Benim hiçbir şeyden haberim yok ki. Ne zamandır konuşmuyoruz kendisiyle. Ya aşk olsun. Yani kocama, yeğenlerime, çocuklarıma bir sofra kuramayacaksan ben niye yaşıyorum değil mi? Bundan sonra ne buluyorsak bölüşüp birlikte yiyeceğiz çocuklar.
Ver, ver tabağını, ver. Yok yenge. Biraz daha et koyacağım sana, ver, ver. Peki. Ver kuzum. Dur bakayım. Şöyle. Oh, afiyet olsun. Al canın için. Sağ ol yenge. Ya böyle ne güzel oldu değil mi ya? Ne zamandır bir araya gelmediydik. Allah sağ olasın. Çok güzel bir akşam oldu. Sanki böyle bir doğum günü falan kutluyormuşuz gibi değil mi ya? Aa, doğum günü dedin. Unuttum ben ya. Dur. Unuttum, unuttum. Bunu unuttum. Size hediye aldım. Yenge, hayırdır? Asiye ile sizin doğum gününüz ya. Öbürü kırılmıştı yani. Ben de beyaz eşya taksit ödemeye gittiğimde bunu gördüm, aldım. Bize telefon mu aldın yenge sen? Yenge, ben öbürünü tamir ettirmiştim ya. Ne gerek vardı ona? Olsun, tamir ettir. Bu da Ömer'imin hususi telefonu olur. Asiye'min de tabii. Şimdi sen de genç kız oldun ya, arayanın sorunun olacaktır. Yenge, çok sağ ol. Çok iyi oldu bu ya. Ömer'im, dilerim tez zamanda daha güzelleri senin olur. Madarım, sen sanki bu aralar Ömer'i bir başka seviyorsun gibi ya, ha? Yoksa ondaki potansiyeli mi fark ettin? Dersleri mersleri değil ya. Oğlundan da kızından da belli ki bir şey olacağı yok. E sen de Ömer'e yatırım yapayım dedim. E haklısın sen de ya. Sonuçta aramızdaki en potansiyel CEO da o. Aa, nasıl laf öyle olacaksın? Ben hiçbir evladımı birbirinden ayırmam. Bence babam Lara'yı düzeltmek için yaptı. Bak başardı da. Biz de boya badana işe aldık Ömer'le. Wonderful'un evini boyuyoruz kuzen. Ne? Nasıl? Bildiğin boya badan. Kadir abi, Ömer'im ne olur ya. Ben de iki fırça alayım ya. Ne olacak ki? Oğlum dur, tamam. Tam bir iyileş gelirsin ya. Sakin. Aa, siz Suzan Hanım'ın evini mi boyayacaksınız Kadir'le ikiniz? Suzan Hanım da orada oluyor mu? Ne oldu ya? Sen niye bu kadar ilgilendin ki? Ya onların boya işinde bana da bir temizlik işi düşer diye şey yaptım. Ay ayranı unuttum ben ya. Dur onu da alayım getireyim. Sofraya koymayalım, çok kafam kaldı bendeymiş. Ben hala ısrar ediyorum ya. Ya pelli köşk etkisi ya da yüksek ateş. Ama madırım kesinlikle kendinde değil. Alacağınız değil mi beni? Tamam sakin ol. Nay nay nay. Ay, sen pasta mı yaptın Şengül? Aha. Ya vallahi içime doğmuş gibi Hatice'nin formülü. Bisküvili pasta yaptım size. Çok severim bu pastayı. Ne güzel işte Ömer'im, yersin. Vallahi amca, yengem bize çalıştı bugün ha. İş yerine de yemek getirdi. Yemek mi getirmiş? Allah Allah, hiç haberim yok. Nereden haberin olacak canım? Baktım işim çok değil. Bunlar da aç bilaç çalışmasın diye. Hani evde yaptım bir şeyler. Atladım gittim. Yenge bu aralar çok düşünüyor bizi ya. Niye öyle? He, düşünüyorum Ömer'im. E biz bir aileyiz. Peki, madem aileyiz. Bir dur abi. Suzan Hanım'ın bizim için verdiği parayı niye hiç ettin o zaman? Aile olduğumuz için mi? Hangi parayı? Yenge, annemler vefat ettiğinde Suzan Hanım sana bir para vermiş. Bize getirmen için. Anne yine bir paraya mı kondun?
Ya cidden yaptın mı bunu? Ya ne paraya konması ya, yapmayın çocuklar Allah aşkına. Bakın hatırlatırım size, o zaman Akif Bey para verdiydi. Ben ne yaptım? Getirdim parayı sana verdim. Siz ne yaptınız? Aldınız parayı, adamın suratına attınız. O zaman o parayı almayan bu parayı mı alacaktı? Yenge, ne yaptın parayı? Size kolej bursu çıkınca ben de Aybike ile Oğulcan'ın koleje kayıt parasına yatırdım. Anne sen ne diyorsun ya? Biz Suzan Hanım'ın verdiği parayla mı okuyoruz şu an? Ev için biriktiriyorum demiştin. Kızım ben o kadar parayı nasıl biriktireyim? Beraber okuyun istedim. İnanmıyorum ya, inanmıyorum ya. Harika'nın verdiği sadakayla okuyoruz yani şu an. Yani tamam. Hani en nihayetinde yengen parayı kötü bir şey için kullanmamış ki. Çocukların eğitimini harcamış. İyi etmişsin yengeciğim. İyi mi etmiş? Ben hava alacağım. Dur Ömer, bekle ben de geleyim. Lütfen, korkup kaçıracaksın işte. Niye korksunlar, kaçsınlar ya? Gidiyorlar. Baksana Nebahat Hanım'ın unsuz, şekersiz şeylerini yemekten bunların gözleri kör olmuş, içleri geçmiş. Gelin, gelin. Gelin bebeler, şöyle şekerli şeylerden yiyin ya. Bak gözün gönlün açılsın, şekerli, unlu, mis gibi her şey çok güzel. Koy kızım iki tane. At oğlum evladım, at. Haydi afiyet olsun. Gelin, gelin, gelin. Ya şuna bak ya. Gelin. Burayı mahallesindeki pazar yeri sandı galiba. Şengül Hanım'ın mutfağına gelin. Gelin bebeler, gelin. Gel. Ne kadar yağlı yapmış yemekleri gördün mü? Mercimek köftesi efso ya, müthiş olmuş. İnanmıyorum sana. Yedin mi? Kim? Ben mi? Yok öyle ya. Geçerken kokusu geldi gelin, ya. Gelin, gelin. Şengül Hanım'ın mutfağına gelin. Şeker var, un var, her şey var. Hah, gel oğlum. Bundan mı? Koy, koy. Büyüğünden koy, büyüğünden. Ay. Şengül'e dikkat ettin mi? Satış yapıyor mu hiç, ne alemde? Vallahi iyi satış yapıyor gibi. Ben de gidip şimdi şu saymalardan alacağım. Acayip iyi görünüyor. Ay Melisa sakın, sakın. Yapma böyle bir şey. Niye ya? Ay kızım, biz burada bir yarış içindeyiz. Yani karnımızı doyurmaya gelmedik herhalde. Evde yersin. Yarış mı? Ben bağış toplamaya çalışıyorsunuz sanıyordum. Tamam, o da var da yani. Bak şu inciye bak. O uyduruk şeylerle o da satış yapıyor. Vallahi beni geçerse çok bozulur. Beyefendi gelin. Ne kaçıyorsunuz, gelin. Teşekkürler. Gel. Bacım. Sen de bütün gün ayakta öyle aç bilaç. Gel sana da bir tabak hazırlayayım. Ay yok almayayım ben. Pirinç vardır şimdi onda. Karbonhidrat yemiyorum. Komşuluk hakkı. Aa, ne var ki şunun pirincinde? Azıcık bir şey. Midende sivilce gibi duracak. İyiyim bari. Afiyet olsun. Enfes, ellerine sağlık, çok değil güzel hemen olmuş. Hemen ben sana bir tane daha vereyim. İyiyim bari. Gelin, gelin, ha. Gelin. İlki premasyon, ikincisi ücretli. Hı, tamam, ne kadar? Vallahi yalan söylemeyeyim, burada 5 yazıyor ama sen bana bir 40-50 atarsın siftah artık. Gelin, gelin, gelin. Şengül ananızın mutfağına gelin. Gelin. Bereketini gör. Ataman Koleji olarak geleneksel Anneler Günü kermesimize katılan kıymetli velilerimize ve öğrencilerimize sonsuz teşekkürler. Bu yılda her zaman olduğu gibi elde ettiğimiz gelirleri okulumuzun anneleri adına Kimsesiz Çocuklar Kurumu'na bağışlıyoruz. Ve ben Akif Atakul olarak bu eziyete bir son veriyorum.
Sayın müdürüm, bizim hepimizin çok kıymetlisiniz ama yani zaten bir karbonhidrat patlaması yaşanıyor şu an burada. Konuyu daha fazla uzatmayalım isterim. Efendim, bu senenin birincisini açıklamak için yardım kumbaralarını açmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Ben Akif Atakul olarak birincimi açıklayacağım. Eminim siz de katılacaksınız. Bu seneki kermesimizin şampiyonu... Şengül Ana'nın sarmaları. Çocuklar. Hak edildi, hak edildi. Sağ olun Akif Bey, eksik olmayın. Şimdi bana karşı çıkacaksın. Gideceğim, gideceğim diye direneceksin. Kalk canlandır Hilmi'ye. Bana ne ya? Ben de gideceğim. Bana ne? Gideceğim, gideceğim. Bana ne? Bana ne? Gideceğim. Dur. Bu senin tercihin kızım. Eğer gitmeyi seçersen eve geri döndüğünde kızgın bir surat görmeyi tercih etmiş olursun. Bak gördün mü? Aynen böyle diyecekmişim. Ha diyeyim bakın. Bir daha yap. Bana ne? Gideceğim. Bu senin tercihin kızım. Eğer gitmeyi tercih edersen eve geri döndüğünde kafana terlik atmamı tercih etmiş olursun. Doğru bu, doğru. Aynen böyle yapıyorum. Ben doğru yapıyorum. Kimse beni anlamıyor diye mızmızlanacaksın. Ay çocuk gibi mızmızlanacaksın Hilmi'ye. Hadi. Yeter artık ya. Neden anlamıyorsunuz beni? Yeter, yeter. Bu hayatta hiç kimse beni anlamıyor. Neden anlamıyorsunuz beni? Anlayın. Ne olur beni anlayın, anlayın. Hilmi'ye senin bir sorunun mu var? O kadar gerçekçi yapıyorsun ki ya, bir problemin var zannettim. Hilmi'ye değil. Aybike'yim ben. Aybike. Senin kızınım. Anlayın beni. Ne olur anlayın. Çoştu ya. Tamam tamam, dur. Dur okuyorum. Önce konuşalım. Birbirimizi doğru anlayalım kızım. Eğer yeterince konuşmazsak empati de yapamayız. Ben bunu da biliyorum ki. Tamam hadi uygulayalım. Bir daha mızmızlan. Neden bu hayatta hiç kimse beni anlamıyor ya? Neden? Neden? Yeter artık. Anlayın beni, anlayın lütfen. Önce konuşalım. Sonra birbirimizi anlayalım. Eğer konuşmazsak anlaşamayız. Benimle empati kur Aybike. Benimle empati kurmazsan senin çarkına tükürürüm. Çünkü ben senin ananım. Seni ben doğurdum. Ben bunu da biliyorum ki Hilmi'ye. Şengül sen her şeyi biliyorsun da neden bu kızınla anlaşamıyorsun? Bütün problem Orhan'da. Bu kız babasına çekmiş. Babası gibi huysuz. Ay, aç şu kitapları, vallahi çok yoruldum. Git bana bir su getir Allah aşkına Hilmi'ye. Bir şey diyeceğim. Ocağa tencereye de koy, olur mu? İçine de pirinçleri at, şöyle güzel bir kavur, diri diri olsun, pilav yapacağım. Hadi canımın içi. Of. Bütün sıkıntı Orhan'da. Bu Orhan'ı bir terapiste göndermek lazım. Allah aşkına bildiğim şeyleri bana okutuyorlar. Analığıma da kimse laf edemez. Aynı şey. Ha Şengül, geldin mi? Ne yaptınız? Orhan Bey nasıl? Daha iyi mi? Daha iyi mi derken? Yürüyemiyor kocam. Biliyorum Şengül, çok kötü bir durum. Yani büyük felaket. Ha. Kocam oğlunun hayatını kurtarmak için vuruldu. Evet, benim oğlumun ve kendi yeğeni Ömer'i kurtarmak için. Yoksa biri hapse girecekti. Benim oğlum da... Ya Allah korusun, yani düşünmek bile istemiyorum. Korusun, korusun. Allah hep sizi korusun Nebahat Hanım. Aman aman aman, sizin ayağınıza taş, gözünüze yaş değmesin. Benim kocam sakat kalmış.
Bir ne haldesiniz diye soran yok. Ay yo yo, çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Hastaneye bir kuruş çiçek göndermiştiniz. Ha bak, onu unutmuşum işte. Ay Şengülcüm, bütün bunlara biz mi sebep olduk? Yani daha ne yapacağız, ben anlamadım ki. Canım, ben çok geç kaldım. Hemen işe çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Tamam canım. Şengül Hanım, geçmiş olsun. Hadi kaçtım ben. Kaç kaç, sen ancak kaçarsın. Ay bak, sinirlerimi bozma Şengül Allah aşkına. Bak işine gücüne ya. Vallahi zor tutuyorum kendimi ha. Fakir fukara ölsün, gebersin. Siz sefaat içinde yaşayın. Aman rahatınıza bir şey olmasın. Akif Bey. Akif Bey, az bir durun mu? Ya işim gücüm var Şengül Hanım. Allah aşkına yine ne istiyorsun ya? Ne mi istiyorum? Kocam iş yerinde çalışırken vuruldu Akif Bey. Hiçbir iş yapamaz hale geldi. Tekerlekli sandalyeye çakıldı kaldı adamcağız. Yok mu bunun bir tazminatı? Şengül Hanım, bir sabret, bir sakin ol. Ben düşündüm o işi. Ha, kusura bakma. Para lazım, biliyor musun? Şimdi Burak Bey'le konuştum, bizim okulun müdürü var ya. Sizin çocukların ikinci dönem ödemesi yapılmamış. Ya ben de şimdi hani o tazminatı çocukların ikinci dönem ödemesi olarak aktarmayı uygun gördüm. Zaten tazminat aslında ödemeden daha az. Ama hadi üstünü ben ayarladım. Hallettim ben üstünü. Yani neticede artık yabancı değiliz. Öyle değil mi Şengül Hanım? Yani Orhan Bey oğlumun hayatını kurtardı bir yerde. O şekil. Tazminatı masraflara mı aktarırım diyorsun? Ha. Beş kuruş vermeyeceğim diyorsun yani. Şengül Hanım, çocukların okuyacak işte. Daha ne istiyorsun? Akif Bey, sen ne kadar merhametsiz ve vicdansız bir adamsın. Ben diyorum sana, kocam sakat kaldı diyorum. İki çocukla sokağın ortasında kaldım diyorsun. Sen bana tazminatlarını, masraflarını aktaracağım diyorsun. Bak bana bağırma. Haddini bil. Hangi kapıda yemek yediğini de unutma. Hala benden maaş alıyorsun. Benim dediğim olur. Gir içeri, doğru düzgün çalış. Bitti gitti. Bu kadar. Ben haddimi gayet iyi biliyorum Akif Bey. Haddimi bildiğim gibi senin nasıl bir adam olduğunu da biliyorum. Sen vicdansız, merhametsiz. Pinti bir adamın tekisin. Öyle mi? Öyle, tamam. Madem öyle, madem ben öyle bir adamım, seni de kovuyorum lan. Tamam, topla eşyalarını, defol git evimden. Hadi. Hadi. Hem kocama tazminatını vermiyorsun, hem beni işimden kovuyorsun. Yeter ya. Şengül, vallahi yeter. Ben sizden çok sıkıldım. Bak, ben sizin sülaleden çok sıkıldım ya. Hiç mi gururunuz yok sizin ya? Hiç mi gururunuz yok ya? Yeter be! Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.